meclis arkadaşlarım, değerli daire müdürlerimiz, kıymetli misafirler, basınımızın çok değerli temsilcileri, Kasım ayı genel meclis toplantılarımızın ve bütçe görüşmelerimizin ilimize, ilçelerimize, beldemize ve köylerimize hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını temenni eder. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlarım. Sözlerime başlamadan önce İsrail'in Gazze üzerinde uygulamış olduğu devlet terörünü lanetliyorum. İşlemiş olduğu devlet suçundan, insanlık suçundan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz. Kasım ayı genel meclisimizce İl Özel İdaremizin 2024 yılı bütçesinin ve bütçe planlamalarının yapılacağı bir aydır. Bu minvalde çalışmalarımız 20 gün boyunca devam edecektir. 2024 yılı bütçesi ile ilgili beklentiler gerçekten çok yüksek. Biz de meclis olarak yaptığımız bu bütçeyle beklentileri azami ölçüde karşılamaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Türkiye'deki gelişmeler ışığında Karabük ilimiz özelinde yapacağımız bütçe 2024 adına Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır ve aynı zamanda yatırımcı ve aktif bir bütçe olacaktır. Bu manada Plan ve Bütçe Komisyonumuz 2024 yılı bütçesinin taslağını 5 gün boyunca çalışacak. Diğer taraftan tüm birim müdürlükleri ve ilçe özel idare müdürlüklerimizin bütçeleri ayrı ayrı bizzat ilçe özel idare müdürlerimiz meclisimize davet ederek ayrı ayrı görüşecek. Öncelikle müdürlerimizden 2023 yılı bütçesiyle ilgili çalışmalarını dinleyeceğiz. Daha sonra 2024 yılı bütçesiyle ilgili beklentilerini karşılamaya çalışacağız. Bunun dışında İl Acil Afet Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Jandarma Güvenlik Hizmetleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Tarım ve Ormanlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün taleplerini de bütçe imkanları dahilinde değerlendirip karara bağlamış olacağız. İl Genel Meclisimizin bütçesini yaparken tasarruf tedbirlerine uyulmadığını kontrol etme ve takip etme açısından önemli bir görev vardır. İl Genel Meclisimiz sadece bütçe yapan değil, yapmış olduğu bütçeyi takip eden, sahadaki uygulamaları yakından inceleyen bir meclistir. Ayrıca ilçelerle ilgili ayrı ayrı ödenek tahsis edildiğinde köylerdeki ihtiyaçları tespit edip en iyi şekilde kullanılmasına vesile olan bir meclisimiz de mevcuttur. Bunun için de sizlere, tüm İl Genel Meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütçe, gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı, mali plan olup ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak bir öneme sahiptir. 2024 yılı bütçesi, geçtiğimiz yıllarda yaptığımız gibi en üst düzeyde azami tasarruf bütçesi olacaktır. Çünkü milletimizin vergileriyle merkezi bütçeden ilimize aktarılan her kuruşu yine milletimize sorumluluk bilinciyle hizmet olarak geri iade edeceğiz. İl Özel İdaremiz ilde icracı bir kurum olduğundan yapılacak her bir kuruş tasarruf ilçelerimize ve köylerimize yatırım olarak geri dönecektir. İl Özel İdaremizin sınırlı gelir kaynakları düşünüldüğünde mali disipline önem verilecek, az para ile çok iş yapabilme amacında ve gayretinde olacağız. Tasarruf tedbirlerine uygun ve riayet eden bir bütçe ortaya koyacağız. Bunu son derece önemsiyoruz. İl Genel Meclisimiz en ücret köylere uzanan vatandaşın gözü, kulağı ve sesidir. Nerede bir yerleşim birimi varsa, orada devlet var, orada altyapı var, yol var ve içme suyu var. Bu sebeple yaptığımız görev mesuliyeti olan
kutsal bir görevdir. Bu anlamda 2024 yılı bütçemizin halkımız için, idaremiz için, Karabük için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle Karabük ilimiz ve köylerimize hizmet noktasında daha iyi hizmet edebilmenin yollarını arayan siz değerli ilgilenen meclislerimize teşekkür ediyorum. Bu kapsamda 2023 yılı çalışmalarımız hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Köylerdeki asfalt çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Yapılan asfalt miktarları ve gelinen nokta merkez ilçemizde 22.1 kilometre, Efnani ilçemizde 19.1 kilometre, Eski Pazar ilçemizde 14.9 kilometre, Ovacık ilçemizde 33.2 kilometre, Safranbolu ilçemizde 43.9 kilometre, Yenice ilçemizde 52.1 kilometre olmak üzere toplamda 186.5 kilometre bir asfalt programını icra etmiş durumdayız. Toplam programımız ise bu yıl 210 kilometre olarak gerçekleşecek. Geri kalan asfalt çalışmalarımız Efnani ve Eski Pazar programları ile tamamlanacaktır değerli arkadaşlar. Mevcut programımızın şu an itibariyle %88.8'inde tamamlamış durumdayız. 5 Mayıs 2023 tarihinde başladığımız asfalt programımızda 24 Ekim 2023 tarihine kadar 104 bin ton BSK üretimi gerçekleştirdik. Bu çalışmaların yürütülmesinde gece gündüz demeden ve mesai mefhumu gözetmeksizin sahada var gücüyle çalışan mesai arkadaşlarımıza, yol ulaşım hizmetleri bünyesinde çalışan arkadaşlarımıza, asfalt şefimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve bu koordinasyonun sağlanmasında çok büyük emeği, desteği ve gayreti olan Sayın Valimize, bu kaynakların ilimize aktarılmasında olağanüstü gayret gösteren saygıdeğer milletvekillerimize sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.